Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Bugün 29 Ekim. Öncelikle Cumhuriyet Bayramımız hepimize kutlu olsun. Bugünkü gündem videolarımızda 3 ayrı konumuz var. Birinci konumuz Ukrayna'nın Türkiye'ye teklif ettiği Antonov 225 ortak imalat teklifi. İyi bir teklif mi? Geleceği var mı? Neler yapılabilir? Bunları konuşacağız. İkinci konumuzda Orta Doğu'da Birleşik Arap Emirlikleri arkasından Katar'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden F-35 talebi var. İsrail hiç sıcak bakmıyor bu teklife ama diyor ki bana F-22 verirseniz ben bunu kabul ederim. F-22 neden bu kadar özel bir uçak, bunu konuşacağız. Üçüncü konumuzda da malum gerilen Türkiye-Fransa ilişkileri var. Türkiye'nin Fransız mallarına karşı bir boykotu söz konusu. Bu durum savunma sanayini ve sivil sektörde de Airbus'u nasıl etkiler, bu konuya birlikte bakacağız. Malum son günlerde Türkiye ve Ukrayna savunma sanayinde çok sıcak, iyi ilişkileri var. Bölgede tabii Ukrayna sırtını dayayacağı Türkiye gibi bir ülke ararken Türkiye'nin de savunma sanayinde bazı eksiklikleri var. Bu eksik olan başta motor olmak üzere teknolojiler Ukrayna ile yapılacak işbirlikleriyle çözülmesi hedefleniyor. En üst düzeyde Cumhurbaşkanı seviyesinde bu görüşmeler yapılıyor. Bunlar yaşanırken arka arkaya da böyle Ukrayna'dan çok ilginç teklifler gündeme gelmeye başlıyor. Bu tekliflerden biri geçtiğimiz günlerde Ukrayna'dan geldi. Ukrayna dedi ki dünyada tek üretilmiş olarak bir Antonov 225 tipi 6 motorlu 250 ton kargo taşıyabilen devasa bir kargo uçağı var. Bu uçak Ukrayna'nın elinde. Fakat bu uçağın ikincisi de uzun yıllardır imalat hattında kalmış, bir türlü tamamlanamıyor. Türkiye'ye biz diyor teklif ettik, birlikte bu uçağı ayağa kaldıralım. Daha başka ilişkiler yapalım, Antonov'la olan ilişkilerimiz gelişsin ve böylece iki ülkenin ortaklığında bu şirket gelişsin gibi bir teklif geldi. Öncelikli olarak Antonov 225 çok özel bir uçak. Nasıl çok özel bir uçak? 1980'lerde Sovyetler Birliği döneminde Batı ve Doğu bloğu arasında adeta çok ciddi bir yarış vardı. Bu yarışta en büyüğü kim yapacak, en uzağa kim gidecek gibi böyle İlginç rekorlarda yararlı şeylerin yanı sıra bazı gerçekten faydası fazla olmayan şeylere de inanılmaz paralar harcadı. Bu projelerden biri de Antonov 225'ti. Görünüşte Rusların geliştirdiği uzay mekiğinin taşınması için tasarlanmış devasa bir nakliye uçağıydı. 250 ton kapasitesi vardı ve toplam kalkış ağırlığı da uçağın 640 ton olarak planlanmıştı. Bu kadar devasa uçağa gerek var mıydı? Tabii soru işareti ama o günler için vardı. Proje yapıldı. Uçak ilk uçuşunu 1988'in 21 Aralık'ında gerçekleştirdi. Fakat sonrasında işte Sovyetler Birliği'nin dağılması, ardından Ukrayna'nın bu birlikten ayrılması, bağımsızlığını ilan etmesi ve bir yaklaşık 10-15 yıllık süreç içerisinde de giderek bozulmaya başlayan Ukrayna-Rusya ilişkileri derken Antonov Ukrayna tarafında kaldı. Ukrayna uzun yıllar bu uçağı faal edemedi. Ta ki 2001 yılına kadar. 2001 yılında motorların bakımı gerçekleştirildi. Uçak tekrar Ukrayna Havacılık Otoritesi tarafından sertifiye edildi. Ve Antonov Airlines olarak bir şirket kuruldu. Antonov Airlines içinde bu uçak uçurulmaya başlandı. Gerçekten katıldığı işte havacılık fuarları veya gittiği yerlerde çok büyük ilgi görüyor bu 6 motorlu devasa uçak. Ukraynalılar bu uçağı çok büyük hacimli veya çok ağır özel kargoların taşınmasında kullanıyor. Charter olarak adlandırılan tarifesiz seferler, kargo uçuşları yapıyor bu uçak. 6 kişilik uçuş ekibine sahip ve gerçekten uçurulabildiği sürece Ukrayna bu uçağı havada tutarak hani ben dünyanın en büyüğüne sahibim demeyi istiyor. Antonov 225 1985 yılında imal edilmeye başlanmıştı. 3 yıllık imalat sonucu 88 yılında uçurulabilmişti. İkincisi yani bir eşi de imalat hattında kalmıştı. Antonov 225'in kız kardeşi diyelim imalat hattında 30 küsur seneden beri bekliyor. Bu uçak tekrar uçabilir mi? İşte gövdede bir korozyon var mı? Nasıl tamamlanır? Ne kadar teknik gerekir? Gibi soruların cevapları muhtemel mühendislerin, bilim insanlarının yapacağı araştırmalar sonrasında ortaya çıkacak ama bundan 4-5 yıl önce Ukrayna'nın Çin'le bir yakınlaşması vardı.
Hatta Ivchenko Progress motor şirketinin Çin'e satılması gündeme gelmişti. İşte bu daha sonra yargıya götürüldü. Özellikle Amerika istemedi bu satışın yapılmasını. Çünkü kritik bazı teknolojiler var. Onların Rusların eline geçmesini istemiyordu Amerika. Ve sonunda geçtiğimiz aylarda bu Ivchenko Progress'in satışı durduruldu. O dönemde yani 3-4 yıl önce Çinlilerle yapılan yakın ilişkilerde Çin Antonov 225'e sponsor olmaya razı edilmişti. O günlerde ifade edilen paralar yaklaşık 350-400 milyon dolarlık bir harcamayla Antonov 225'in tekrar hayata geçirilebileceğiydi. Ama bu ne kadar gerçekçi veya bu uçağı yaptınız, buna Ukrayna'nın mevcut teknolojisi yetecek mi? Neler olacak? Buna daha sonrasında bir pazar bulmak lazım, kargo taşıtmak lazım, uçurmak lazım. Böyle bir şey gerçekleşebilir mi? Açıkçası çok ticari olarak soru işaretleri taşımaya devam ediyor. Diğer taraftan Ukrayna ile uzun süredir gündemli olan Antonov 178 projesi var. Bu uçak iki defa Türkiye'ye geldi. Çeşitli demo uçuşları yaptı, sergilendi, tanıtıldı ama bu konuyla ilgili en güzel cevabı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir verdi. Şu anlık Ukraynalıların yaklaşımlarını çok sıcak karşılamıyor İsmail Demir. Bu uçağın daha ağırlıklı Doğu bloğu teknolojilerine sahip olduğunu, Türkiye'de operasyonun zor olacağını, artı diğer taraftan maddi anlamda da bazı sıkıntılar olacağını sinyalini verdi. Bu nedenden dolayı şu anlık Antonov'a 178'e özellikle Türkiye'nin çok sıcak baktığı söylenemez. Ama dediğim gibi Ukrayna elindeki teknolojilerle işte Türkiye'nin bazı ihtiyaçlarına çözüm olabiliyor. İşte bakıyoruz işte Akıncı'da AI-450 motoru kullanılıyor, turboprop motor. Daha sonra yine Baykar grubunun gemilerde kullanılan gaz türbinleri konusunda bir anlaşması vardı. Bu konular buradan alacak teknoloji Türkiye'deki sistemlere yardımcı. Ama ilerleyen dönem içerisinde işte bir Antonov gibi çok büyük bir proje ne kadar verimli olur, ne kadar yapılabilir? Bunlar hep soru işaretleri taşıyor. Çünkü Ukrayna ile Rusya'nın ayrılmasından sonra o teknolojilerin önemli bir kısmı Rusya'ya doğru geçti. Ve en son yaşanan bu savaşla birlikte Ukrayna'da çok ciddi bir Rus nüfusu var. Bu nüfus da biraz Ukrayna'dan ayrılarak daha Rusya tarafında yer almaya başladı. Bu nedenden dolayı da Ukrayna hani görüntü itibariyle bir Antonov'a sahip ama teknoloji olarak ne kadar sahip veya ne kadar bazı şeyleri içeride çevirebiliyor, bunlar hala soru işaretleri taşımakta. Gelelim ikinci konumuza. İsrail malum bölgede Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ın F-35 almasına pek sıcak bakmıyor. Şimdi o kadar enteresan bir şey ki Amerika gerçekten bu konuda İsrail'in taleplerini dinliyor ve kuşkusuz tabii Türkiye'nin de F-35 almasının önündeki en büyük engellerden biri de tabii S-400 hava savunma sistemi ama arka planda da İsrail'in pek bunu istemediği bu yaklaşımlardan da belli olmakta. İsrail uzun süre ayak diredi Birleşik Arap Emirlikleri veya Katar'ın bu taleplerine. Sonuçta işte para konuşuyor. Amerika bunları satmak istiyor ama şöyle bir teklifle gitti Amerika. Dedi ki bize F-22 verirseniz biz bu satışa onay verebiliriz. Şimdi F-22 Amerika'nın kimseye satmadığı bir uçak. F-22'nin yapımcısı da F-35 gibi Lockheed Martin. Geçmişte bu uçağı Japonya talep etmişti ama Amerika satmayacağını bildirmişti. Japonya işte beni Çin çok sıkıştırıyor. F-22 gibi çok iyi bir uçağa ihtiyacım var diye bunu belirtmişti ama Amerika şöyle bir teklifle gitti. Sen kendi uçağını geliştir ama teknolojik olarak işbirliği yapalım. Bu konuya daha fazla para yatır. F-22 değil de yeni geliştirilen savaş uçağına ben sana yardımcı olayım. Onun yanında da şu aldığın F-35 sayısında biraz yükselt dedi Japonya'ya. Daha önceden de Avustralya'nın bu konuyla ilgili bir yaklaşımı olmuştu ama Avustralya daha sonra istikametini F-35'e çevirmişti. F-22 öncelikle çok pahalı bir savaş uçağı. Gerçekten fighter olarak adlandırılan bu avcı uçakları arasında gerçekten çok yüksek maliyetiyle imal edilmiş bir uçak. Ve Lockheed Martin'in de çok önemli teknolojileri denediği ve öğrendiği bir uçak. Bu uçaktan toplam 381 adet üretimi planlanmıştı ama yüksek maliyetler nedeniyle bu daha sonra 183'e indirilmiş durumdaydı. F-22'nin imalat hattı kapandı. İsrail için nasıl bir talep üzerine bir çalışma yapılır mı? Bu tekrar hayata geçirilir mi? Bunlar gerçekten soru işareti. Bir dönemde Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ek F-22 imalatı planlanmıştı. Fakat tekrar bu imalat hattının açılması çok zor olduğu için bundan vazgeçildi.
F-22 stealth yani radara gönüllülüğü çok düşük bir uçak. Çift motorlu bir uçak. Üstün bir akrobasi yeteneğine sahip. Silah yükünü gövde içindeki yuvalarda taşıyabiliyor. Gerçekten hani havada dogfight'ta yenemeyeceği uçak olmadığı Amerikalılar tarafından ifade ediliyor. Ama bir taraftan da işletmesi, operasyonel çalışmaları zor bir uçak. Çok iyi bakım gerektiren bir uçak. Özel koşullarda işte boyasının, bütün bakımlarının yapılması gereken bir uçak. Ve buradan alınan derslerle de Lockheed Martin'in F-35'e uyguladığı ifade ediliyor. Sonuçta stealth çok pahalı bir teknoloji. Ne zaman satar F-22 İsrail'e? Bence Amerikalılar 6. nesil uçağı yapmaya başladıkları an, seri anlamda. Çünkü şu an ilk prototiplerin yapıldığı, testlerin gerçekleştiği ifade ediliyor. Bu çalışmada da bunlar hayata geçtikçe muhakkak F-22'lere de Amerika bir şekilde pazar bulacaktır. Ya elindekileri satacaktır veya belki de daha yeni bir imalat attı, farklı bir yaklaşım yapıp bunu talep gören ülkelere, işte yarın Suudi Arabistan olur İsrail'e sattıktan sonra, arkasından Japonya olur, Avustralya olur, bu tür ülkelere ben sunabileceğini açıkçası düşünüyorum. Ama sonuçta herkes en iyi silahını hemen vermiyor. Daha düşük versiyonlarını diğer daha müttefiki olan ülkelere satıyor. Veya işte bugün bakıyorsunuz işte Hindistan Hava Kuvvetleri'nde Su-30 var. Eminim ki Rus Hava Kuvvetleri'ndeki Su-30'la Hindistan'ın Su-30'ların epey bir farklı olduğu muhakkak. Bir silah geliştiren en iyisini kendisi için yapıyor. Daha düşük versiyonunu, ihraç modelini tırnak içerisinde başka ülkelere iletiyor. Gelelim üçüncü konumuza. Malum Türkiye ve Fransa arasında çok ciddi o kriz, diplomatik kriz giderek tırmandı. Hatta işte Türkiye'nin Fransız mallarını boykot etmek gibi böyle bir adımı oldu. Burada hemen akla Airbus geliyor. Airbus'un en önemli müşterilerinden biri Türk Hava Yolları. Hatta geçtiğimiz haftalarda Türk Hava Yolları ilk iki Airbus A350 uçağını Airbus'tan teslim aldı. Airbus'un ana merkezi Fransa'nın Toulouse kentinde. Hemen bir Airbus bir Fransız şirketi olarak addedebilirsiniz ama değil. Fransa ile Almanya yaklaşık eşit hisseye sahipler Airbus üzerinde. Ve tabii ki İngiltere'nin de hisseleri var. İspanya'nın da hisseleri var ve geri kalan hisselerinde neredeyse yarıya yakın bölümü de borsaya kote edilmiş durumda. Fakat tabi Airbus çok büyük bir şirket. Hem sivil anlamda hem askeri anlamda. Bu açıdan da çok uluslu şirketlere hani böyle bir işte biz Fransa'ya boykot yapıyoruz Airbus almayalım gibi bir durum olmuyor. Sivil havacılıkta ise anlaşmalar çok uzun yıllara yayılıyor. Örneğin Türk Hava Yolları çok uzun yıllardır %50-50 yaklaşım içerisinde, yani gidip 10 tane uçak Amerikalı Boeing'e sipariş veriyorsa dönüyor 10 tane uçağı da Airbus'a, Avrupalı Airbus'a sipariş veriyor. Çünkü Türkiye'nin ihraç kalemlerinde veya ithalat kalemlerinde Amerika'nın yanı sıra Avrupa Birliği'nin çok önemli bir yeri var. Bu nedenden dolayı dış ticaret olarak da bunlar size artı değer olarak dönüyor. Yarın öbür gün Airbus sipariş verdiğiniz zaman Avrupa'ya uçuş noktalarınız daha rahat açılıyor. Veya Amerika'ya verdiğiniz zaman Amerika ile ilgili ticari anlamda bir sürü problemi çözebiliyorsunuz. Türk Hava Yolları üzerinden de bu değerlendirme gerçekleşiyor. O yüzden Airbus bir Fransız şirketi değil. Zaten uzun yıllardır Fransa'nın Ermeni soykırım iddialarının ortaya atıldığı yasa tasarısını kabul etmesiyle Türkiye çok uzun yıllardır Fransa'dan herhangi bir silah bir şey almıyor. Bunu bir Avrupalı şirketse diğer ortağına soruyor. İşte ne bileyim Almanya'nın üzerinden alıyor, İngiltere'nin üzerinden alıyor. Bazen bakıyorsunuz İtalya'nın üzerinden bunları alıyor. Doğrudan Fransa'dan alınan bir uçak, bir savunma sanayi yok. O yüzden bu kısa vadede bu etkilemez. Bir taraftan da savunma projesinde tabii en önemli konuların başında da SAMP/T projesi geliyor. Hava savunma sistemi projesi bu. Bu projenin yarısı İtalya'nın, yarısı Fransa'nın. Bu konuda da tabii Fransa Türkiye'ye uzun süredir ayak diriyor. Bakalım bu ayak direme daha ne kadar devam edecek bilmiyoruz. Çünkü Türkiye hava savunma sistemi olarak sistemini hem çeşitlendirmek hem de dengeleri korumak istiyor. Nasıl Türk Hava Yolları dönüp işte yarısını Boeing'e, yarısını Airbus'a uçak siparişini veriyorsa, Türkiye'de bu konuda sadece Rusya'ya bağımlı kalmak istemiyor. SAMP/T olarak buradaki dengeleri hem korumak hem de yarın öbür gün başka taraflara döndüğü zaman bir pazarlık unsuru oluşturmak istiyor. Bu açıdan da Türkiye'nin yaklaşımı doğru ama tabii ki diplomatik krizler, uluslararası krizler nereye gidecek, ne yapacak, nasıl çözülecek, bunlar da
merakla beklediğimiz sonuçları bunlar. Türkiye haklı olarak bu diplomatik krizler nasıl çözülecek, nasıl nereye gidecek, bu savunma ve havacılık projeleri çok yakından ilgilendiriyor ama sonuçta belirli bir süre sonra krizler değişiyor, çözülmeye başlıyor veya yeni yeni başka krizler oluyor ama ticaret her zaman yapılıyor. Birçok konuda da ne yazık ki para konuşuyor, ticaret önde geliyor. Çünkü ülkeler sonuçta ne kadar birbirlerinin boğazını sıksalarsa konu ticarete, para kazanmaya geldiği zaman anında dost olabiliyorlar. İşte bakınız Orta Doğu'da en güzel örneklerin başında işte İsrail'in uzun yıllar birbirlerini tanımamazlıktan sonra Suudi Arabistan'la, Birleşik Arap Emirlikleri'yle tabiri caizse kucak kucağa sarılmaları, çok sıcak bir şekilde ilişkilerini kurmaları. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak, bunları da merakla bekliyoruz. Zaman zaman bu tür gündem videoları yapıyoruz çünkü her konu üzerine bir video yapmak hem gündemi kaçırıyoruz hem de taze taze sizlere bilgi vermek gerekiyor. Sizler de sağ olun bu gündem videolarına büyük ilgi gösteriyorsunuz. Yarın farklı bir konuyla beraber olacağız. Öncelikli olarak bizlere abone olmayı unutmayın. Katıl butonuyla destek verirseniz çok mutlu oluruz. Bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Sorularınızı yorum yazarak veya info@tolgozbek.com adresine mail atarak iletebilirsiniz. Aynı zamanda detaylı savunma ve havacılık haberlerinin de tolgozbek.com sitesinde olduğunu hatırlatıyoruz. Yarın saat 19'da yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.